Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Devlet aklı işliyor, devlet aklı, Türk aklı takır takır her şey ama her şey yerli yerinde ilerliyor. Ne oluyor? Bir yandan Amerika, bir yandan Avrupa, bir yandan Fransa, bir yandan Yunan. Tek gündem maddeleri ne? Türkiye. Yarın tarihi bir gün. Yarın bir taşla 3 kuş vuracağız. 3 tane kuş. Ne kuşu mu? Az sonra onlara tek tek değineceğim. Konularımız çok fazla. Ermenistan'dan Rusya'ya, Rusya'dan Tunus'a, Tunus'tan dünyanın dört bir tarafındaki haberler hepsi. Bu videoda özetme test yok. Bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. Müslüman ülkelerin liderleri Ayasofya'ya cuma namazına davet edildi. Bakalım kimler gelecek. Bu Müslüman ülkelerin liderlerinin davet edilmesi esasen bir noktanın odağıdır. Neyin odağı? Türk İslam çağının yeniden başladığının, yeniden başlayacağının işareti, fişengi yarın ateşleniyor Allah'ın izniyle. 24 Temmuz bizim için ne kadar önemliyse Yunanlılar için de o kadar kara bir gün. Yunan Kilisesi yarını yas günü ilan etti. Yarın yas tutacak Atina. Atina, çok hüzünlenme ulan, helva gönderelim size. Bize milli gün, onlara yas günü. Ermenistan-Azerbaycan arasında süren çatışmalar Tovuz bölgesinde ara ara devam ediyor. Ermenistan her gün ama her gün haber yayınlıyor. İşte Azerbaycan'ın İHA'sını düşürdük, SİHA'sını düşürdük, düşürdük baba düşürdük. Aynı açıklamayı Azerbaycan da yapıyor. Azerbaycan da Ermenistan'ın İHA'larını düşürüyor. Şimdi Ermenistan düşürdüğü İHA'ların sergisini açmış, sergisini yapmış. Fotoğrafları yanda, sağda solda paylaşacağım inşallah. Bu defa inşallah paylaşacağım, unutmayacağım dostlar. Geçen videoda paylaşacağım dedim, paylaşmadım, unuttum. Hakkınızı helal edin. Şimdi bazı bilmeyen arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Ermenistan işte İHA düşürdü. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği Bayraktar TB2'leri mi düşürdü? Hani akıllar karışıyor. Yok sevgili dostlar, öyle bir şey yok. Azerbaycan İsrail yapımı Orbit sınıfı İHA'lar uçuruyor. Ermenistan'ın düşürdüğü bu İHA'lar Orbit, İsrail'in İHA'ları. Ermenistan'da zaten sergilediği zaman haberi şu şekilde geçti. İsrail artık havada tek güç değil. İsrail'in İHA'larını Ermenistan düşürüyor dedi. Tamam. İsrail'inkini düşürdün. Sıra Bayraktarlar'da. Test yapacağız bakalım Ermenistan'da. Nasıl? İyi, verimli çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Ama Bayraktar TB2'de düşer mi? Düşürülebilir. Düşmeyecek bir araç değil. Zaten Rusya Ermenistan'ın Bayraktar TB2'leri düşürmesi için şöyle bir adım attı. Bugün itibariyle Rus güçleri Ermenilere İHA SİHA eğitimi vermeye başladı. Peki durup dururken bir de ne oldu da oldu? Rusya Ermenistan'a İHA SİHA eğitimi vermeye başladı. Şu oldu sevgili dostlar, geçtiğimiz gün Türkiye Azerbaycan'a 6 adet Bayraktar TB2 SİHA satışını gerçekleştirmişti ve SİHA eğitimleri Azerbaycan'da Azerbaycan ordusuna verilmeye başlandı. SİHA'lar Azerbaycan'da çok yakın bir zamanda inşallah semalarda uçuşa başlayacak. Ruslar malum Ruslar, Rusları keklik gibi avladık. Nerede? Bir yandan Suriye'de, bir yandan Libya'da. Özellikle pansir avcısı Bayraktar TB2'ye karşı gayet donanımlı, herhalde donanımlı olmaya çalışan Ruslar yeni yeni taktikler geliştirdi ki bu taktikleri Ermenistan'a vermeye gidiyor. Aslında Rusya şunu yapmaya çalışıyor. Hani bu geliştirdiği taktikleri denemek istiyor. Kimin üzerinde? Ermenistan üzerinden denemek istiyor. Bakalım Rusya bu geliştirdiği taktiklerle Bayraktar TB2'leri etkisiz kılacak mı, yoksa Bayraktar TB2'ler Rus'unu da Ermenistan'ını da böyle üzerinden yakık yakık geçecek mi? Hani Rusya taktik geliştirir de Türkiye taktik geliştirmez mi? Yok öyle bir dünya, yok öyle bir şey. Biz de ona göre yeni adımlar, yeni teknolojiler, yeni donanımsal yazılımlar, her türlü adımı atıyoruzdur Allah'ın izniyle. Ayrıca Rus resmi haber ajansı TASS'ın geçtiği çok ilginç ve çok dikkat çekici bir haber var sevgili dostlar. Bunu hani böyle Rusya'nın sıradan bir medyası vermiyor. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS geçiyor. TASS'ın yaptığı haber şu şekilde: Türkiye Azerbaycan'a asker göndermeye hazırlanıyor. Tamam, zaten askeri gönderdik. Ama Türkiye ayrıca Azerbaycan'a ÖSO takviyesinde bulunmaya hazırlanıyor diyor Rusya'nın resmi haber ajansı. Rusya'da böyle haberleri resmi kanallar üzerinden geçiyor. Rusya bir şeyleri fısıldamaya çalışıyor. Rusya bir yerleri hazırlamaya çalışıyor.
Tunus. Tunus'ta ilginç olaylar yaşanıyor, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son bir haftadır sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere bir hafta önce Tunus Başbakanı istifa etti. Esasen istifa etmek zorunda bırakıldı. Kim tarafından? Cumhurbaşkanı tarafından. Cumhurbaşkanı Tunus'un başbakanının istifasını istemişti. Peki bu istifa durup dururken nasıl oldu? Niçin oldu? Türk dostu, Türkiye dostu Tunus Meclis Başkanı, ayrıca Nahda Hareketi'nin genel başkanı Gannouchi Tunus Başbakanı'nın istifasını istemişti ve Tunus Başbakanı istifa etti. Nahda Hareketi lideri Gannouchi Tunus Başbakanı'nın istifasını niçin istedi? Çünkü Tunus Başbakanı ihalelere giriyordu. Esasen ihalelere gizli kapaklı giriyordu. Ortağı olduğu şirketler üzerinden giriyordu. Başbakanın ayrıca eli kolu Parislerde geziyordu. Böyle böyle dolanıyordu. Gannouchi Türk dostu. Günün sonunda Tunus Başbakanı istifa etti. Ayrıca Tunus'tan gelen şöyle bir açıklama. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Tunus'ta darbe yapmaya hazırlanıyor. Darbe yapmak için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Eder. Çünkü Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa hepsi bir bütün. Tunus'un da içinde Fransa'nın suyundan giden, bayinin suyundan giden bayağı bir adam var. Bakalım Gannouchi sağlam dur. Gannouchi oraları derle topla. Geleceğiz inşallah. Fransa'nın bir tane savaş gemisi Kıbrıs açıklarında, Larnak açıklarında dolanıyor. Bir ileri bir geri gidip gidip geliyor. Kıbrıs karasularında gidip gidip geliyor. Yani Kıbrıs Rumlarının karasularında diyeyim. KKTC'nin değil. Çok daha bizi ilgilendiren bir durum yok ama hani sizlere bunun haberini yapayım. Çünkü Kıbrıs Rumları bu haberi şöyle anlatıyor. Fransızların koruması altındayız. Ulan Fransızlar ne yapıyor orada? Fransızlar sizi neyden korudu? Fransız elçiliğinden de yapılan açıklama şu şekilde. Fransız savaş gemisi Suriye'de olası DAEŞ olaylarına karşı devreye atıyor. Kıbrıs Rumları diyor ki bizi korumaya geldi. Fransız elçiliği diyor ki Suriye'de NATO'nun görev babında oralarda devreye atıyor. Ulan Rumlar ulan. Her şeyi de kendinize çevirmeyi çok seviyorsunuz ama bak yalanınız akşamdan sabaha sürmüyor. Hemen de ortaya çıkıyor. Alexis Tsipras. Gelelim bizim Çipro balığına. Bir ara haberlerde çok yapıyordum. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Yunanistan'ın eski başbakanı Alexis Tsipras. Tsipras yaptığı açıklamada Türkiye'nin 40 tane savaş gemisiyle Meis Rodos arasını komple kapattığını, her tarafta Türk savaş gemileri gezdiğini söyledi. Tsipras'a bak, Çipro'ya bak. Çipra, 40 tane savaş gemisini sen görsen tutuşursun, tutuşur. Hani o da şimdi ana muhalefet ya. Miço'ya, Miçotakis'e gaz veriyor. Miçotakis, bak Türkler geziyor. Sen bir halt yemiyorsun. Ben başbakan olsaydım Türkler oralarda gezemez diyor. Kendi aralarında Yunanistan iç siyaseti. Ben de burada sizlere ne konuştuklarını anlatmış ve aktarmış olayım. Çok da tın. Geç. Yunan basını 3 gündür Ege'ye, Meis'e, Rodos'a kilitlendi. Oraya odaklandı. Bir yandan Yunan basını Ayasofya'ya odaklandı. Bir yandan Meis odaklandı. Bir taraftan ise Arnavutluğa odaklandı. Biliyorsunuz Arnavutluk'taki yaşanan olayları sizlere dün aktarmıştım. Yunan basını şöyle diyor. Merkel bizi kurtardı mı yoksa Erdoğan yeni bir oyun mu oynuyor? Erdoğan'ın kündesine mi geleceğiz? Yunan. Türkiye'nin Navtex yayınladığı gün Yunanistan apar topar yanmıştı, tutuşmuştu. Sağa sola her tarafa telefon yağmuru tutmuştu. Amerika'dan tıs ses gelmedi. Rusya'dan ses gelmedi. Fransa hiç oralı bile olmadı. Tek cevap, tek ses Merkel'den geldi. Miço'nun ablası Merkel hemen Erdoğan'ı arayaraktan telefonda diplomasi yürütüldü ve Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya'da göreve hazır bekliyor. Bekliyor. Ama ne zamana kadar bekleyecek diyor Yunan basını. Yunan basını iddialarını şöyle sürdürüyor. Türkiye Navtex'i öyle bir yerde yayınladı ki bir kısmı sözde Kıbrıs Rumlarının map alanı, çoğunluk kısmı Yunanistan'ın map alanı ve tam da böyle Mısır'la Türkiye'nin olası bir map antlaşması yapacağı sınırda. Bak bu çok önemli. Yunan basını şunu diyor. Türkiye Mısır'la aramıza girmeye çalışıyor. Atina Kahire arasında yapılacak olan olası bir map antlaşmasını bu yayınladığı Navtex'le engellemeye çalışıyor. Ayrıca bu da çok önemli.
Türkiye bu Navtex'i yayınlayaraktan Akdeniz'deki güncellemeyi tekrardan sağladı. Akdeniz'deki map alanı sınır belirleme konusunda gücünü göstermiş oldu diyor Yunan basını. Nasıl gösterdi? Türkiye şunu diyor. Mısır'la Türkiye arasında bir map sahamız var. Biz bunu belirledik. Mısır bu map sahasını geçemez. Bir. İkinci, Kıbrıs Rumları kendilerine sözde map alanı ilan edemezler. Oralar bizim map alanımızdır. Çünkü Kıbrıs'a 1963'te darbe oldu. Kıbrıs Türkleri 1960 anayasasında olduğu hakları korumuyor. Rumlar o hakları işgal etti. Kıbrıs Rumlarını hop attı kenarıya. 3. Yunan maksimalist, bitmek tükenmek bilmeyen büyük hayallerinden vazgeç. Oralar mavi vatandır, Türk toprağıdır, Türk denizidir. Oralar seni sokmam. Şimdi Türkiye bu Navtex'te Amerika'yı yanına aldı. Amerika ne dedi? Oralar tartışmalı sulardır dedi. Yunanistan'a tokadı geçirdi. Kim geçirdi? Trump yönetimi. Hani beğensek de beğenmesek de Amerika'da Türkiye'yi destekleyen tek ama tek sarı kafa Trump var. Ve yarın 24 Temmuz, yarın bir tuşla 3 kuş vuracağımız gün. Nasıl? Bu önemli sevgili dostlar. Yarın hem Ayasofya tekrardan ibadete açılacak, dünyaya Türklerin ve Türk İslam çağının başlangıcının işaret fişeği. İkincisi, Ayasofya açılacak. Ayasofya çok önemli bir günde açılacak. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı tarihi bir günde açılacak. Ve 3. Yunanların beklediği, Yunanların bunu da dört gözden beklediği. Yunanlar bir Ayasofya'yı bekliyor, bir de Oruç Reis'in yarın yola çıkmasını bekliyor. Yunan kalbi güm güm, güm güm, güm güm atıyor. Yunan ağlıyor, Yunan nasıl mı ağlıyor? Yanda fotoğrafı paylaşıyorum, resim paylaşıyorum sevgili dostlar. Yunanistan'ın Katamirini gazetesinin yayınladığı bu resimde ne var? Oruç Reis'in adı Ayasofya olaraktan değiştirilmiş. Üzerinde Ayasofya camisi ve yol alıyor denizlerde. Yunan diyor ki, Türkler 24 Temmuz'da Ayasofya üzerinde tekrardan Türk İslam çağını başlataraktan tüm İslam diyarında Türk'ün gücünü göstererekten hem kendisinin belirlediği, kendisinin ilan ettiği mavi vatanda sismik araştırma faaliyetlerini yürütecek. Hem bizim gözümüze soka soka Ayasofya'yı cami yapacak. Biz de böyle uzaktan uzaktan izleyeceğiz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel ve anlamlı bir resim paylaşmışsın Katamirine gazetesi. Nedir bu siltakilerin çektiği arkadaş? Artık ne kadar zorlarına gittiyse. Macron bugün yaptığı açıklamada hem Yunan'a gaz verdi hem de Avrupa Birliği'nin abisi benim dedi. Bunu lanse etmeye çalıştı. Esasen Macron'un derdi Yunan'a satamadığı elinde patlayan iki tane savaş gemisi. Macron bu savaş gemilerini sataraktan biraz böyle nefes almak istiyor. Macron şunu düşünüyor herhalde. Miçotakis'e biraz daha gaz verirsem Türklere karşı kullanmak zorunda kalacağı, kullanmak için ihtiyacı olan bu savaş gemilerini benden satın alır diye düşünüyor. Ve ne dedi Macron? Macron yaptığı açıklamada özetle şunu söyledi. Akdeniz'i Türklere bırakmayacağını vurguladı. Tekrar ediyorum. Akdeniz'i Türklere bırakmayacakmış. Makaron zübüğü. Sen bırakmam dersin de bakalım seni takan var mı şu çılgın Türklerde? Sevgili dostlar, Türkiye'nin gücünü anlamak isteyenler Türkiye'nin karşısında birleşen ülkelerin çokluğuna baksın. Karşımızda kimler var kimler? Karşımızda Rusya, Amerika, Fransa, Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail. Daha kimler kimler? Kaç ülke birleşti de Türklerin, Türkiye'nin hareket alanını kısıtlayamıyor Allah'ın izniyle. Daha da güçleneceğiz, daha da kuvvetleneceğiz inşallah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Ama Türkiye... Senin motoruna... Hadi git. Kamyon, sen eksiktin. Ulan bir kamyon, bir motosiklet. Bize sessiz bir yer yok arkadaşlar. Sessiz bir yer yok.
Çabuk. Haber çekiyorum burada.